Merhaba sevgili gençler. BG Matematik Okulu'na hoş geldiniz. Kümeler serisinin dördüncü videosuyla birlikteyiz. Küme, alt küme, birleşim, kesişim işlemlerini işledik. Bugün fark ve tümleyen kavramlarını öğreneceğiz ve işlemlerimizi bitireceğiz. İlerleyen videolarda da taralı bölge soruları, problemler ve problemlerde kullanacağınız formüllerle ilgili videolarda yapacağım. Ayrıca soru çözümleri de yapacağız. Şimdi başlamadan önce eğer hala kanalımıza abone değilsen aşağıda abone ol butonları var. Oradan kanalımıza abone oluyorsun. Yanındaki zil tuşundan bildirimini açabilirsin. Ayrıca konu isteklerin olur takıldığın bir mevzu olursa yine yorum kısmına yazabiliriz. Video esnasında sizin de çözeceğiniz sorular olacağından dolayı şimdi kalemlerinizi, kağıtlarınızı hazırlıyorsunuz. Başlıyoruz. Evet ilk olarak fark işlemiyle başlayacağız. Olay şu sevgili gençler. A kümesinde olup B kümesinde olmayan elemanlara A fark B işlemi deniyor. Sembolü isterseniz normal bildiğiniz çıkarma işlemi yapabilirsiniz ya da şöyle bir çizgi Yapabiliyorsunuz. Yani slash'ın tam tersi. O zaman bu yukarıdaki işlemi nasıl gösterirsiniz? A'nın B'den farkı dediği için A fark B ya da tam tersini yazmak isterseniz B fark A şeklinde gösterebiliyorsunuz. Bunları birazdan örnekler üzerine detaylı olarak anlatacağım. Şimdi bunları şekil üzerinde nasıl yapıyor onu anlatayım sevgili arkadaşlar. A ve B'den bahsediyorsun, Bize iki kümeden bahsediyor. Ben yine bunları standart kesişen iki kümeymiş gibi göstereceğim. A'nın sınırlarına baktınız. Burası değil mi bakın? B'nin sınırları da burası. A fark B dediği için A'da olacak, B'de olmayacak. Buradan baktığınızda A'da olup B'de olmayan bölge şurasıdır. Burayı alamıyorum. Neden? Bak burası da A'nın içinde fakat aynı zamanda B'nin içinde olduğu için alamıyoruz. Aynı şekilde B fark A'yı göstereyim. Bunun için de yine farklı bir şey çiziyorum. A ve B diyorum. Bu sefer ne diyor? Bak B fark A yani B'de olacak, A'da olmayacak. B'de olup A'da olmayanlar B burası. A'yı içinden çıkarırım. Şurayı bulurum. B'den A'yı çıkarmak gibi de düşünebilirsiniz. Buradan da şu sonuca ulaşıyoruz. Bakın A fark B ile B fark A'nın birbirine eşit olmadığında görmüş olduk. Yani yer değiştirdiklerinde sonuç değişiyor. Dikkat edin örnek üzerinde uygulamamızı yapalım sevgili gençler. Bize A, B, C kümelerini vermiş işlemleri yapacağız. İlk olarak A fark B'yi sormuş. Yani A'dan B'yi çıkarmak olarak da düşünebilirsin. A'da olup B'de olmayanlar diye düşünebilirsiniz. Süslü parantezi açıyorum. A'da olacak, B'de olmayacak. A, tamam. B var, B var, git olmaz. C var, C var, olmaz. D var, D yok yazabilirim. E var, E yok yazabilirim. B ile C'nin arasındaki farkı soyu. B fark C. B var, C'de olmadığı için alabilirim. C var, C var, olmaz. F'ler var, olmaz. G alabilirim. Peki burada tam tersini yapalım. C fark B deseydi. O zaman da C'den yola çıkarak çözeceksiniz. Bak. A var, A yok. Yazabilirim. C'ler var, F'ler var. H var, H yok. Yazabilirim. Yani A, B fark C ile C fark B'nin aynı olmadığını yine buradan da gördük. Sonuncuyu çözelim. A birleşim B'nin C'den farkı diyor zaman ne yapacağım? Öncelikle şurada A birleşim B'yi bulalım. Hatırlıyorsunuz geçen dersten birleşim tamamını aynı paranteze yazmaktır. A'yı yazıyorum. B'yi yazıyorum. C, D ve E'yi yazdım. Devam ediyorum. B'yi zaten yazmıştım. C'yi zaten yazmıştım. F'yi yazıyorum ve G'yi yazıyorum. Tamam. Bu kümenin C'den farkını istiyor. Fark C. Eşittir diyoruz. Yapalım. A her ikisinde de var. Yazamam. B yazabilirim. C yazamam. D yazabilirim. E yazabilirim. F yazamam. G yazabilirim. Evet. Bu da A birleşim B'nin C'den farklı olarak karşımıza çıkıyor. Her zaman gibi yeni sıra sizde sevgili gençler. Uygulamamızı biliyorsunuz. 5 saniye bekliyorum. Siz videonuzu durdurup sorunun cevabını buluyorsun. Ardından birlikte kontrol ediyoruz. Bakalım kimler doğru bulacak. Evet, daha önceki videolarımızda da üç kümenin iç içe şey olduğu sorular sormuştuk. Bunlar en standart soru tarzlarıdır. İlkinde A fark B'yi soruyor. Bakın A ile B arasında olacak A'dan B'yi çıkaracağım. A burasıydı. Ben B'yi çıkarınca ne kalıyor? Bakın şu pembe ile gösterdiğim yer kalıyor. O zaman buraya ne yazacağım? A, B, H. Tamam. Başka kalem alalım. B'nin A'dan farkı soruyor. Yani B'den A'yı çıkarmak gibi. Şimdi B burası oradan A'yı çıkarırsam yeşille gösterdiğim şu alan kalır. Buraya hangi elemanlar düşüyor? D ve E. Bu arada size B fark A'nın eleman sayısını sorarsa ne dersiniz? S B fark A eşittir 2 dersiniz. Hemen devam edelim. A'nın C'den farkı. Bakın A burası. Buradan C'yi çıkarırsam ne kalır? Şöyle morla gösterdiğim alan buraya 3 eleman düşüyor. A var, B var ve C var. Son soru da C'nin B'den farkını soruyor. C şuradaki alan. B'yi çıkarırsam şöyle kırmızıyla gösterdiğim alan kalır. Orası da H ile G oluyor. Bunu kapatma yöntemleriyle de yapabiliyorsunuz. Mesela C fark B diyor ya. B'yi çıkaracağım C'den. Bakın şöyle çıkardığımda C'den geriye ne kaldı? H ve G. A ile C arasında sorarsa A'dan C'yi çıkaracağım. C'yi kapatıyorum. Bakın A'da ne kaldı? A, B, C kaldı elinizle ya da bir nesneyle kapatarak daha rahat da görebilirsiniz. Gelelim tümleyen işlemine sevgili gençler. Tümleyen de tamamlayan olarak düşünebilirsiniz. Burada karşımıza bir evrensel küme çıkacak. Neydi evrensel küme? Bütün kümeleri kapsayan en büyük küme. Tümleyen tamamlayan olarak düşünebilirsiniz. Bir A kümesini düşünürseniz A kümesinde olmayanlar. A kümesinin dışında kalanların kümesi. Bu evrensel kümemiz içeride bir A kümesi var. 2 ve 3 elemanlarından oluşuyor. A'nın tamam. tümleyeni bu arada üzerine çizgi konarak gösteriyor. Şuradaki gibi. A'nın tümleyeni bazı kaynaklarda şöyle de yazıyor. A üzeri T yazıyor. O da A'nın tümleyeni demek bu arada. A'yı evrensel kümeye tamamlayanlar A'nın dışındakilerdir. A'nın dışında kim var? 1, 4 ve 5 var diyoruz. Yani A'nın tümleyeni deyince aklınıza ne diyeyim? A'nın dışında kalanların tamamı diyorsunuz. Anladık mı? Tümleyen kolay. Sorularda karşımıza şu şekilde çıkıyor problemlerde. Mesela futbol oynamayanlar dediği zaman tümleyen anlayacaksınız. Ve yine sıra sizde sevgili gençler. Her zamanki gibi 5 saniye bekleyeceğim. Evet bu bir genel tekrar gibi olacak. Hem kesişim, birleşim, fark ve tümleyenlerin tamamını hatırlayacağız. Başlayalım. A ile B'nin kesişimi. Kesişim neydi? Ortak bölge yani B elemanı. Geçiyorum. Birleşim A ve B'dekilerin tamamını yazmak. Şöyle şöyle dalgalı hali düşünebilirsiniz. A, C, B, D, F. A, B, C, D ve F'yi yazıyorum. Geçiyorum. A'nın B'den farkı diyor. Bak hemen az önceki yöntemi kullanalım. Ne diyor? A'nın B'den farkı. Hemen B'yi kapatıyorum. Ne kaldı A'da? A ve C kaldı. Yazın. Şimdiki konumuz A'nın dışında kalanlar. A'nın tümleyeni. A burası. Dışında ne var? Şunların tamamı dışında. Bak B'nin içindekileri de alacağız. A'nın dışında olması benim için önemli. Başka kümelerin içinde olup olmaması hiç önemli değil. A burası dışında kim kaldı? D var, F var, G var, E var. Umarım tutup sadece G ve E'yi yazmamışsınızdır. B'nin tümleyeni derse, B burası, B'nin dışındakilerin tamamını alacağız. A var, C var, G var, E var diyoruz. Evet, konuyla ilgili biraz da sözel örnek çözelim isterseniz. A ve B kümeleri için bize bir denklem vermiş. Diyor ki A'nın B'den farkının eleman sayısı B'nin A'dan farkının eleman sayısının 3 katıdır. Ve A kesişim B'nin eleman sayısı 4'tür. Birleşim eleman sayısı 16 ise B nedir? Çok karışık gelmiş olabilir. Kamera bulanıklaştı galiba. Şimdi yeni fark ettim. Nereden itibaren bulanık o halde gördünüz bilemiyorum ama. Umarım çok uzun sürmemiştir. Burada çok karışık gelmiş olabilir sevgili arkadaşlar. Yapacağınız olay bunu şekle dönüştürmek. Şekle dönüştürücüde olay çözülüyor. A ve B kümelerinden bahsediyor ve kesişimde varsa hemen en temel şeklimizi çiziyoruz. Bu A olsun, bu B olsun. Elemanları yazmaya başlayalım. Neymiş? Kesişimleri 4. Her zaman önce kesişimi yazın çünkü onun nerede olduğu nettir. 4. A fark B ile B farkı arasında bir ilişki var. Bak diyor ki. Bunun 3 katı buna eşit. O zaman ben buna x desem. Yani b fark neresiydi? Şurası. Buna x desem. a fark b ne oluyor? Bakın eşittir 3x oluyor. O zaman burası 3x olur mu? Tamam. Şurada gördüğünüz bu 3 grubun şu, şu ve şunun toplamı neye eşit? Birleşme yani 16'ya yazıyorum. 3x. x ve 4'ün toplamı eşittir 16. Denklemi çözdüğümüzde çöz. sonucu bulacağız. 3x x daha 4x artı 4 eşittir 16. 4'ü karşıya eksi olarak atıyoruz. 4x eşittir 12. 4'e bölüyoruz. Cevabı 3 olarak buluyoruz. Cevabımız 3 mü? Değil. Neden? Bakın bize b'nin eleman sayısını soruyor. b neydi? 4 x'in toplamı. Yazalım. Burası 3'müş. Burası 3 3 9'muş. Buradan artık istediğiniz her şeyi bulabilirsiniz. b dediği için 4 artı 3. sp eşittir 7 buluyoruz. Buradaki denklemi kullanarak ilişkiyi kullanarak buradaki yerlerine yazdık ve sonucumuzu bulmuş olduk. Evet. Yine sıra sizde sevgili gençler. Buyurun çözün bakalım. Evet. Bu soru Az öncekinin biraz daha şekilli hali sevgili gençler. A fark B'nin eleman sayısını vermiş. B fark A'nın eleman sayısını vermiş. Bir de kesişimi vermiş. Birleşim istiyor. Aslında biz bunu ilerleyen sorularda formülle çözeceğiz ama burada hemen şeklimizi çiziyoruz. Kesişim varmış. O zaman kesişmiş halde çiziyorum. Kesişimin eleman sayısını önce yazalım. 4. A fark B bu taraftır. 3. B fark A bu taraftır. 2 yazdık mı? Tamam. Hemen topluyorum. Ben bunların üçünü topladığımda neyi buluyordum? Zaten A birleşim B'yi buluyordum. Toplayalım. 3 artı 4 artı 2, 7, 9. Cevap 9. C şıkkı oluyor. Ve bir soru bölümümüze geldi sevgili gençler. Şu ekrandaki soruyu çözüyorsunuz. Cevabınızı yorum kısmına yazıyorsunuz. Konu isteklerinizi, kafanıza takılanları ya da videolarımız hakkındaki görüşlerinizi de yine yorum kısmına yazabilirsiniz. Ekrandaki logodan kanalımıza abone olabilir, yanındaki kutulardan diğer ders videolarına ulaşabilirsiniz. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın. Bir dahaki derste görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.